tartışıyorlar değil mi? Annem yüksek gerilim attı gibi bu aralar. Yaklaşanı yakıyor. Aman dokunma. Ya ben anlamıyorum ki. Nihal abla hamile olduğunu söylese mecbur kabul edecekler. Bekle kabullenirler. Ya Aysel zaten 3-5 gün ortaya çıkacak. Hayır doğduktan sonra zaten yumuşayacak. Herkes yumuşar. Bebek böyle ponçik ponçik bir şeydir. Herkes yumuşatır. Yeğenimin herkese mutluluk getireceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü karamsarsın Aysel. Nihal abla da böyle. Hayır niye bu kadar kötü düşünüyorsunuz ben anlamıyorum ki. İyi düşünün iyi olsun. Aleyna varken konuşamadık. Tepeli'ye gel. Aysel, sen kiminle böyle tak 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 mesaj yaşıyorsun? Ne zamandır? Bak yine bana bir arkadaş falan deme. Öyle dalıp dalıp gitmeler, şiir kitaplar okumalar falan yemiyorum Aysel. Ya sen niye bana anlatmıyorsun hayatında biri varsa? Evet. Biri var. Ya inanmıyorum. Ne zamandan beri niye benden saklıyorsun Aysel? Yani önce kendimden sonra ondan emin olmak istedim çünkü. Ya nasıl sabrettin? Nasıl tuttun içinde? Beni görmüyor musun? Her şeyimi anlatıyorum. Ya hadi anlat. Ben tanıyor muyum? Hayır. Tanımıyorsun. Peki böyle platonik misiniz yoksa birbirinize açıldınız mı? Yani aptal değilse anlamıştır herhalde. Ben açılır gibi oldum zaten. Yani eğer gerçekten aptal değilse senin gibi birinin ona böyle aşkını itiraf etmesiyle havaları falan uçmuş olması lazım. Uçmadı. Yani çok konuşamadık. Ya nasıl konuşamazsınız Aysel? Hayat çok kısa. Sevdiğini, sevildiğini paylaşmanız, konuşmanız lazım. Gidin konuşun mutlaka. Ya Aysel o kadar mutluyum ki. Bak Nihal ablamın bir bebeği olacak. Senin hayatında biri var. E benim karanım var. Aleyna. Hı. Özür dilerim. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Niye özür diliyorsun Aysel? Şimdi villadan buraya geldin. Bizim aile dertlerimizin içine düştün o yüzden. Ya Aysel biz aileyiz. İyi günde de kötü günde de bir arada olacağız. Sevincimizi de hüznümüzü de paylaşacağız. E hadi tamam yeter bu kadar darlandığımız. Ondan bahset bana biraz. Sonra konuşsak olur mu? İyi tamam büyüsü bozulsun istemiyorsun anlıyorum. Üstülemeyeceğim hiçbir şey demeyeceğim merak etme. Nasılsa senin sırdaşın benim. Bir şey olduğunda ilk benimle paylaşacaksın. İleride ne olursa olsun seni çok sevdiğimi unutma olur mu? Ya sen duygusallaştın mı? Tabii ki unutmam Aysel. Ben de seni çok seviyorum. Ben geldim. Hoş buldum. Ne işin var senin burada? Ah, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nihal'i yemeğe mi davet ettin? Yok yemeğe değil de Nihal bir süre burada kalacak Aziz. Berin'le takışmışlar. Yani sizin için de bir sakıncası yoksa. Yani Aleyna'ya karşılık Nihal'i mi göndermişler?
Ailenin ne kadar tuhaf bir mizah anlayışı var değil mi? Azizcim, şimdi Nihal'le Behrin tartışmışlar ama baya bir tartışma. Salih'le evlenmesini istemiyor ya Behrin. Ha, ortalık biraz yatışana kadar burada kalsın dedim. İyi etmişim değil mi? Sen de kabul ettin. Yani gidecek başka bir yerim yok ki. Öyle olsun. Canım, sen Aziz'in böyle soğuk davranmasına sakın kırılmayasın ha. Yok, artık kırılmıyorum zaten. Peki ben söyleyeyim, sofrayı hazırlasın, tamam? Amacın ne? Niye geldin bu eve? Annem evden kovdu. Annen evden kovdu. Hikaye. Niye bu ev? Niye başka bir ev değil? Arkadaşın dostun yok mu senin? Ne geçiyor kafanda? Ne plan yapıyorsun? Ya ne planlayacağım Aziz? Sana karşı kullanacak bir kozum mu var? Yapacak bir şey cesaretim de yok. Ya rüzgarda savrulan yaprak gibi isteyen oraya, isteyen oraya fırlatıp atıyor ya. Yeter. Salih'le evlerine kadar, buraya sığınacağım o kadar. Hiçbir yere sığınmıyorsun. Meral'e de bir şeyler uydur kalacak. Başka bir yer buldum de ve git buradan. Gitmeyeceğim. Sen kov. Biricik karına da anlatırsın neden kovduğunu. Benimle savaşma. Kaybedeceksin. Aziz Bey, kusura bakmayın efendim. Veli Bey geldiler. Sizinle görüşmek istiyorlar. Tamam, içeri alın. Baban da gelmiş. Tek tek geliyorsunuz. Ne yapacağım biliyor musun? En sonunda vereceğim anahtarı. Ben o otele yerleşeceğim. Ben babamla konuşurum. Senin gelmene gerek yok.